Ekotürk ekranlarında yayınımız dış piyasa programıyla devam ediyor. Ben Serdar Pazı. Önümüzdeki yarım saat boyunca önce bir bakalım haftanın ortası itibariyle global tarafta ve içeride fiyatlamalar nasıl, fiyatlar bize ne söylüyor. Daha sonra da konumla birlikte başladığı dış piyasalar olmak üzere içerideki son gelişmeleri değerlendiriyor olacağım. İsterseniz ilk planda bakalım. Borsa İstanbul Yüz Endeksi yatay bir seyir içinde 7844 düzeyindeyiz an itibariyle. 7850'nin üzerinde kapanışların devamı 8000'e doğru hareketin sürebilmesi adına önemli. Dolar kurunda 28.51 seviyesindeyiz. Neredeyse hemen hemen her gün olduğu gibi binde birlik yukarı yönde hareket sürüyor. Euro TL'de 30.46 düzeyindeyiz. Burada binde birlik bir geri çekilme var. Sepet kurda 29.47'ler civarında dalgalı bir seyir izliyor. Gram altın bazında fiyatlar 1800'ü aşağıda zorluyor. 1799'lardayız. Binde ikilik bir geri çekilme ile beraber. Paritelere buradan gidelim. Global tarafta görünüm nasıl? Dolar endeksinin bir kez daha 105 seviyesi üzerine attığını görüyoruz. Tabii Fed yetkililerinden gelen açıklamaların burada etkili olduğunu söylemek mümkün. Euro-dolar paritesi 1.07'nin üzerinde kalıcı olamadı ve 1.0674 düzeyinde binde 2 geri çekilmeyle. Sterlin de Euro'ya paralel biçimde dolar karşısında binde 2'nin biraz üzerinde bir değer kaybıyla 1.23'ün altında yer alıyor. Dolar-yen paritesinin 150'nin üzerinde kalmaya devam ettiğini görüyoruz. 150.84 düzeyindeyiz. Doların İsviçre frangı karşısında sınırlı değer kaybıyla 0.90 düzeyinde olduğunu ekleyelim. Amerika'daki vadeli endeks kontratlarına bakalım. Karışık bir görünüm ama genel itibariyle yataya yakın demek mümkün. Dow Jones ve S&P 500 çok sınırlı artıda. Nasdaq ise sınırlı ekside yer alıyor Amerika piyasalarında açılış öncesi. Hatırlatmakta tabii fayda var. Orada kış saat uygulaması dolayısıyla bir saat ileri alındı bizim için Amerika piyasalarındaki açılış ve bizde verilerin karşılandığı normal 15.30 artık 16.30 olarak güncellendi önümüzdeki kış ayları boyunca. Son olarak bir de emtia cephesine bakalım. Ondan önce tahvil faizlerine göz gezdirelim. Amerika'daki 2 yıllıklar 4.94 düzeyinde 5'in altında kalmaya devam ediyor. 10 yıllık tahvil faizi 4.58'lerde. Burada son günlerdeki geri çekilme sonrası bir böyle dip oluşumu çabası dikkat çekiyor. 30 yıllık tahvil faizi ise sınırlı bir düşüşle 4.72 düzeyinde. Evet, son olarak da emtia tarafına bakalım. Altında geri çekilme var. Petrolde de yaşanan geri çekilme yakın zamanda etkili oluyor. Ons altın fiyatları 1950 desteğine yakınsar ölçüde düşüşüne devam ediyor. 2000'in üzerinde kapanışlar gerçekleşemedi malumunuz. Haftalık bazda, aylık bazda bu seviyenin altında kaldık. Brent petrol ve Amerikan tipi ham petrolde yaşanan geri çekilme tabii ki önümüzdeki aylarda bir enflasyon noktasında en azından manşet rakamlarda geri çekilme yaratabilir mi? Ve böylece merkez bankalarının faiz arttırım döngüsü sonlanabilir mi sorusunu da sorduruyor. Evet, bugün bu gelişmeleri konuşacağım değerli konuğum, info yatırım stratejisti sevgili Çağlar Toros. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler, sağ olun katılımınız için. Evet, global tarafla konuşalım, başlayalım konuşmamıza istiyorum ama tabii daha sonra muhakkak sizinle birlikte iç piyasaları, bilanço sezonuna da bir miktar değinmek isterim. Şimdi global tarafta Fed yetkililerinden gelen yakın zamanda açıklamalar ile beraber, yani Fed hakikaten faiz arttırım kampanyasına son vermedi mi? İşte son bir arttırım daha gelebilir mi? Her ne kadar veriler bunu teyit eden nitelikte olmasa da, yani başta taranmış istihdam verisi olmak üzere beklentilerden daha aşağıda gelen işte satın alma endeksleri, sanayi üretimi, PMI tarafındaki gelişmeler, istihdam hem özel sektör hem tarım dışı noktasında beklentilerin altında ve yani artık faiz arttırımı yapmadan faizi ne kadar burada tutacak onu konuşuruz derken Fed yetkililerinden en son Bowman'ın konuşması, hafta içerisinde Powell'ı da takip ediyor olacağız. Bir arttırım daha hani gerekebilir, biz enflasyonla hedeflerimizden henüz oldukça uzaktayız diye böyle bir miktar piyasadaki şenlik havasını bozmaya namzet daha şahin tonda açıklamalar. Siz bu açıklamaları nasıl değerlendirdiniz ve Amerika'da bu tahvil faizlerinde başlayan geri çekilme, risk iştahını desteklemeye önümüzdeki dönemde sizce devam eder mi? Şöyle söyleyeyim, bence Fed'in faiz kararları çok bilinmeyen bir denklem haline geldi. Çünkü siz aslında çok güzel özetlediniz. Geçtiğimiz haftalarda Fed Başkan Yardımcısının yaptığı güvercin açıklamalardan sonra bu hafta itibariyle Fed üyelerinden şahin açıklamalar görüyoruz ve faiz artırımının olabileceğine dair sinyallerin verilmesi o coşkulu piyasaları aslında geri çekiyor. Riskli varlıklardan çıkışlar hızlanıyor. Makroekonomik verilere baktığımız zaman geçtiğimiz hafta
tarım dışı istihdam verisi 180 bin olan beklentilerin altında 150 bin geldi. Belki bunda otomotiv sektörüne ilişkin grevin de etkileri olsa bile en azından makroekonomik veriler enflasyonun biraz daha soğuyabileceğine dair sinyallerle birlikte riskli varlıklara girişlerin hızlandığı bir haftayı geride bırakmıştık. Ama Fed üyeleri gerçekten bu coşkulu piyasalarda yaptıkları açıklamalarla risk iştahını düşürüyor diyebilirim. Şimdi burada önümüzdeki projeksiyonlarda neler olur? Şimdi bu denli faiz artırımlarına devam edildiği sürece Fed'in bilançosunun yükselebileceğini en azından biliyoruz. Sadece bilanço yükselmeyecek çünkü arttırılan faizlerle birlikte belki de bu sene içerisinde fragmanını izlediğimiz o mali kriz daha da fazla olabilir diye düşünüyorum. Çünkü yatırımcıların tahvillerini artan faizlerden dolayı karşılayamayan bankaların batış hikayelerini izledik. Birçok büyük banka bunun kıyısından dönmüş durumdaydı. O yüzden ben ileriye dönük projeksiyonlarda en azından 2024 yılının ikinci yarısından sonra bir faiz artışı anlık konjonktürde beklemiyorum. Ama Fed yetkililerinin yaptığı açıklamalardan da şunu anlıyorum. Enflasyon tarafı hala kontrol altına alınamadı ve arttırılan faizler bile bu enflasyonu kontrol altına almaya yetmedi. Çünkü istihdam verisinin yukarı yönlü gitmesiyle birlikte iç talebe bağlı olarak geri çekilen enflasyon tarafı sınırlanmıştı. Diğer taraftan İsrail ile Hamas arasında çıkan çatışmanın etkileri enerji fiyatlarını yükseltti. Suudi Arabistan ve Rusya tarafından yıl sonuna kadar üretim arzı kısıntısının yıl sonuna kadar olacağı bir kez daha teyit edildi. Ve burada petrol fiyatlamalarında yukarı yönlü bir seyir gördük. O yüzden enerji tarafındaki yukarı yönlü seyirin etkisi de enflasyona yansıyacak gibi gözüküyor. Bu yüzden de bence biraz daha temkinli açıklamalar olmuş olabilir diye düşünüyorum ama şu an tamamen Fed yetkililerinin de kafası karışmış durumda. Başkan Powell Şahin konuşuyor, bazı üyeler Şahin konuşuyor ama geçtiğimiz haftalarda başkan yardımcısı Güvercin konuşmuştu. Onların da kendi içlerinde çelişmesinden kaynaklı olarak piyasalardaki risk iştahı açıkçası bozulmaya devam ediyor diyebilirim. Bu nereye kadar sürer? Artık bundan sonraki faiz artırımlarından sonra yapılacak konuşmalarda Şahin açıklamalar mı olacak, güvercin açıklamalar mı olacak? Bence bunun tek akıldan yürütülmesi gerekiyor. En azından açıklamaların birbirini tutması gerekiyor. Tutarsız yapılan her açıklama, burada üyelerin yaptığı açıklamaların başkan yardımcısının tersine konuşması ya da başkan yardımcısının FED Başkanı Powell'ın tersine konuşması piyasalardaki risk iştahını düşürüyor ki zaten şu anki fiyatlamalara da bakacak olursak riskli varlıklardan çıkışlar hızlanıyor. Hala enflasyonist bir riskin olması tahvil faizleri tarafını yukarı çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda Fed faiz kararından sonra yapılan açıklamalarla birlikte kısmi de olsa geri çekilen bir tahvil faizleri. Diğer taraftan Amerikalı fon yöneticilerinin tahviller tarafında verdiği tavsiyelerin etkisiyle birlikte hızlanan bir geri çekilme etkisi. Şu an enflasyona dair ya da Fed'in faiz kararına ilişkin şahin tutumlarla birlikte tekrar yükselmeye devam ediyor. Burada Amerika tahvil faizlerindeki geri çekilme tekrardan risk iştahını yukarı yönlü destekleyebilir diye düşünüyorum. Ama bu karmaşıklıkta da biraz daha riskli varlıklarda yön arayışı sürecek gibi gözüküyor. Ama yılbaşına doğru da gittiğimiz bir ortamdayız. Yani yıl sonu rallisi olur mu? Bence bunu yakından takip etmemiz lazım. Geçen sene bu ralli çok fazla olmadı. Çünkü çok fazla karmaşık bir dönem halindeydik. Ama bu açıklamalar biraz daha güvercin tutuma geçerse bu ralliyi de ileriye dönük projeksiyonlarda bu yıl içerisinde görebiliriz diye düşünüyorum. Evet, dışarıyı büyük ölçüde özetledik ama son olarak biraz daha bir altın fiyatlarına, yani tam anlamıyla içeriye dönmeden oraya değinmek isterim. Hani jeopolitik risklerle önemli ölçüde yukarı yönde hareketler, işte altın dolar ons bazında 2000'i zorladı. Gümüş diğer değerli metaller çok eşlik edemedi ama yani genel olarak bir riskten kaçış güvenli liman arayışıyla bu taraflara bir giriş olduğunu gördük. Şimdi jeopolitik risklerin nispeten sakinleşmesiyle tabii işin yani insani sosyal boyutu, oradaki çatışma vesaire ayrı tarafa koyuyorum ama finansal piyasalara etkisini tabii biz burada konuşmakla mükellefiz. Dolayısıyla peyderpey o 2000 üzerinde kalıcı bir kapanış olmadıktan sonra geri çekilme ve bunun işte gram bazında altın fiyatlarına yansımalarını görüyoruz. Dışarıda, içeride, ikisi de birlikte de olabilir. Altına ilişkin görüşünüz, sizin piyasaya ilişkin yaklaşımınız nasıl? Evet, Fed üyelerinin yaptığı şahin açıklamalarla birlikte ons altın fiyatlamaları dolar endeksinin yukarı yönlü gitmesiyle de 1950'li destek seviyelerinin
yakınlarında hareket etmeye başladı. Jeopolitik gerginliklerin etkisiyle sizin de belirttiğiniz gibi riskli varlıklardan çıkışlar hızlanırken güvenli limanlara geçişler arttı. Şimdi bu süreçte bu jeopolitik gerginliklerin artarak devam ettiği bir noktada güvenli limanları olan geçişlerin daha da hızlandığı bir döneme girebiliriz. Ama haber akışlarının yavaşlaması ile birlikte biraz da ekonomik datalarında ön plana çıktı ya da ekonomi liderlerinden yapılan açıklamalar şu anki fiyatlamalarda fazlasıyla etki altında, ons altın fiyatlamalarında diyebilirim. Yani ben ileriye dönük projeksiyonlarda Fed'in artık faiz arttırabilecek yerinin çok fazla kalmadığını düşünen taraftayım. O yüzden ons altın tarafında bir potansiyel olduğunu düşünüyorum ve 2000'li seviyelerin üstüne tekrar çıkması durumunda burada 2050'li seviyelerin hedef haline gelebileceği kanaatindeyim. Ama diğer taraftan geri çekilmelerde de 1930 seviyesi bence yakından takip edilmeli. Tabii ki ons altın fiyatlamalarının yukarı yönlü gittiği bir noktada bizim hem yurt içi dinamiklere bağlı olarak hem dolar endeksinin yukarı yönlü gitmesine bağlı olarak hem de jeopolitik gerginliklere bağlı olarak yavaş yavaş yükselen bir dolar TL tarafını görüyoruz. Otomatikman ons altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket ve dolar TL tarafındaki yukarı yönlü seyirle birlikte de gram altın tarafındaki yukarı yönlü hareket de sürüyor. Zaten tahminler tarafında dolar TL tarafındaki yukarı yönlü hareketin devam etmesi bekleniyor ve bununla birlikte de geçtiğimiz haftalarda geri çekilme olmuş olsa bile ons altın fiyatlarındaki geri çekilmeye gram altın tarafı çok fazla eşlik etmedi. Çünkü bizim dolar TL tarafındaki yukarıya yönlü hareket hızla sürmeye devam etti diyebilirim. O yüzden ben ileriye dönük projeksiyonlarda ons altın fiyatlamalarında ve gram altın fiyatlamalarında yukarı yönlü bir hareketin olacağını açıkçası düşünüyorum. Ve zaten portföylerde biraz daha bu taraf portföyleri şekillendirdiğimiz bir noktada her ne kadar biz hisse senedi piyasalarını konuşuyor olsak da güvenli limanlarda da ya da risksiz getirilerde de gram altın ve ons altın fiyatlamalarının yakından takip edilmesi gerektiğini söyleyen taraftayız. O yüzden bence hem Fed'in kararlarının biraz daha güvercinleşmesini bekliyorum ve Fed 2024 yılı içerisinde bekle gör politikasına bence bir yerde geçecek. Çünkü faiz artırımları devam etmezse belki de resesyon endişeleri tekrar konuşulur hale gelecek. O yüzden ons altın fiyatlamalarında ben ons altın fiyatlamalarının hem yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum hem de ons altın tarafında bir potansiyel olduğunu ve 2000 seviyesinin üstüne çıkması durumunda 2050 seviyesinin kısa vadeli hedef haline gelebileceğini düşünüyorum. Evet, şimdi dışarıyı ve emtia tarafını konuştuktan sonra Borsa İstanbul'a gelelim. Bilanço sezonu dışarıda olduğu gibi içeride de devam ediyor. Endeks üzerinde önemli ağırlığı olan hisselerin aslında fena da finansallar açıklamadığını, belki jeopolitik gerginlik nedeniyle Borsa İstanbul'a bunun performans olarak birebir yansımadığını gördük. Yakın zamanda takip ettiğim İş Bankası'nın, BİMAŞ'ın dünden bugüne, Petkim'in beklentilerin üzerinde kar rakamları. Sizin bilanço sezonu dahilinde ve yakın zamanda açıklananlara tabii öncelik verirseniz sevinirim. Hani beklentilerin üzerinde iyi performans gösterdiğini düşündüğünüz finansallar açıklayan şirketler ya da nispeten geride kalan, beklentileri karşılayamayan sektörler ya da şirketler nezdinde değerlendirmenizi almak isterim. Tabii yani jeopolitik risklerin gölgesinde kalan bir bilanço dönemi geçiriyoruz. Aslında nispeten iyi bir bilanço dönemi diyebilirim. Her ne kadar enflasyon teması çok ağır basmış ya da bu enflasyondan kaynaklı olarak cirolar ve faaliyet karlılıkları yukarı yönlü gidiyor olsa da net kar tarafında da hemen hemen birçok şirketin finansalları beklentilerin üstünde geldi. Burada dün gelen BİM finansallarından aslında başlayabiliriz. Beklentilerin üstünde finansallar geldi ve BİM tarafından da beklentiler revize edildi. Şimdi burada beklentiler zaten yukarı yönlü revize edildi diyebilirim. Çünkü enflasyon gelişmelerinden kaynaklı olarak hem Türkiye Cumhuriyet Merkezi'nin yıl sonu enflasyon beklentisi %65'e revize edildi. Hem orta vadeli programda bu seviye zaten %65'ti. Gıda enflasyon tarafındaki yukarı yönlü seyirin sürmesi bekleniyor ve gıda tarafındaki yukarı yönlü seyirin sürmesiyle birlikte de aslında biraz önce söylediğim BİM şirketi de buradaki enflasyonu cirosuna yansıtabilen şirketlerden bir tanesi. İndirim marketlerine olan ilginin arttığını biliyoruz çünkü tasarruflar azalıyor. Tasarrufların azalmasıyla birlikte indirim marketlerine olan ilginin artması ve şube ağındaki yüksek seyri kaynaklı olarak BİM tarafındaki finansallar iyi geldi diyebilirim. Beklentinin üstünde geldi. Zaten şirketin yanlış hatırlamıyorsam sattığı malların %60'ı kendi üretiminden kaynaklı. Otomatikman kar marjı da daha yüksek oluyor bu ürünlerin. Ve bundan dolayı olarak da operasyonel faaliyetlerden kaynaklı olarak beklentilerin üstünde gelen finansallar gördük. İş Bankası yani genel olarak bankacılık tarafına baktığımız zaman belki
kur korumalı mevduattan TL mevduatlara geçiş için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bazı kararlar alıyor. Ama hala mevduat faizleri enflasyona yaklaşmış durumda değil. Ve burada enflasyona yaklaşamamış bir TL mevduatlarının olması hala borsa tarafındaki potansiyeli koruyor diyebilirim. Bilançolar tarafına bakacak olursak burada İş Bankası'nın finansalları hem kredi mevduat makasındaki artış, diğer taraftan TÜFE endeksi borçlanma araçları kapsamındaki gelirlerden kaynaklı olarak iyi geldi. Genelde bankacılık tarafındaki beklentiler, bankacılık tarafındaki karlılıklar beklentilerin üstüne geldi. Çünkü hikaye hemen hemen aynıydı. Hem TÜFE endeksi borçlanma araçları kapsamındaki gelirler hem de kredi mevduat makasındaki yukarı yön seyir. Burada bence biraz daha tartışılması gereken konu yıl sonunda enflasyon muhasebesine geçilmesi. Çünkü hala burada karmaşık bir durum söz konusu. Çünkü burada finansal kuruluşların alınmayacağına dair de medyalarda yer alan haber akışları var. Bence bu haber akışları da bankacılık tarafını fazlasıyla yakından ilgilendiriyor ama rasyonelite çerçevesinde yapılan açıklamalar ve bankaların yükümlülüklerinin azaltılmasına yönelik atılan hamleler bankacılık tarafını desteklemeye devam edecek gibi gözüküyor. Turkcell'in finansalları geldi. Beklentinin üstünde bir finansal da aslında Turkcell'den geldi. Abone kazanımlarının artması, buradaki enflasyonun aslında tarifelere yansıtılabilmesi şirketin karlılığını olumlu etkilemiş gibi gözüküyor. Ulaştırma sektörü tarafına bakacak olursak iyi bilançolar gelmeye devam etti. Zaten Tava Havalimanları bilanço döneminin başında finansalları açıklamıştı. Türk Hava Yolları da geçtiğimiz hafta finansallarını açıkladı. Burada yolcu trafik sayısındaki yukarı yönlü hareket, kur tarafındaki yukarı yönlü seyir ve turizm etkisiyle birlikte ulaştırma tarafından iyi finansallar geldi. Bu hafta zaten bilançoların son haftası Pegasus'tan da açıkçası iyi finansallar bekleniyor diyebilirim. Otomotiv sektörü, Doğuş Oto'nun finansalları bekleniyor. Genel anlamda otomotiv sektörü finansallarına baktığımız zaman Ford olsun, Tofaş olsun, traktör sektöründe Türk Traktör olsun gerçekten iyi finansallar ve beklentilerin üstünde finansallar açıkladılar. Çünkü iç talebe bağlı olarak satış rakamlarındaki artış devam etti. Diğer taraftan otomotiv tarafı zaten bir yatırım aracı olarak geçtiğimiz seneden bu yana ya da pandemi döneminden bu yana lanse edilmeye başlandı ve bunun etkileriyle birlikte de satışlardaki artış sürdü. Zaten geçtiğimiz hafta itibariyle Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden gelen verilere baktığımız zaman da satış rakamlarında bir rekor seviye görüyoruz. Her ne kadar Avrupa tarafında resesyona dair endişeler olmasına karşılık otomotiv sektörü tarafındaki ihracat verileri de bilançolara olumlu yansımış durumda. Kur tarafındaki yukarı yönlü hareketine satışlara yansıtılabilmesinden kaynaklı olarak otomotiv tarafında da beklenti üstü finansallar geldi. Kuvvetle muhtemel Doğuş Oto tarafında da benzer finansallar gelecektir diye düşünüyorum. Genel anlamda iyi bir bilanço dönemi yaşanıyor ama bu fiyatlara yansıtıldı mı yansıtılmadı mı bu tamamen tartışmalı bir konu. Çünkü jeopolitik gerginliklerin gölgesinde geçen bir bilanço dönemi görüyoruz. Evet, dile getirdiğiniz gibi yani aslında iyi finansalları hak ettiği ölçüde fiyatlayamayan, zaten yani endeks üzerinde belirli ağırlığı olan hisseler o iyi görece finansal performansı hisse fiyatına yansıtıyor olsa endekste 8000 üzerinde herhalde bir yerlere gelmemiz gerekiyordu. Şimdi yabancı yatırımcının nispeten sınırlı ilgisi bu dönem zarfında ve yerli yatırımcının da hemen hemen her hafta devam eden halka arz döngüsü içerisinde yeni pozisyonlara yer açmak için işte mevcut pozisyonlardan kısmen de olsa satışa geçmesi rotasyon ile beraber endeksin aslında o işte 7300'lerin altına saktıktan sonra buraya kadar bakıldığında %5-6 bir dipten tepki gelse de hani o eski güzel günlere 8400-8500'deki ikili tepeye doğru bir hamle yapacak momentum yakalanamadığını görüyoruz. Hani yılın geri kalanında bu döngü devam eder mi? Yabancının olmadığı yerde kendi yağıyla kavrulan Borsa İstanbul yeni rekorlar kırmakta zorlanabilir mi? Çünkü bir taraftan da işte kur adım adım da olsa yukarı geliyor. Dolayısıyla endeks dolar bazında ucuzluyor. Ya da enflasyon karşısında işte enflasyondan kaçınmak amacıyla, parayı korumak amacıyla bu tarafa gelmiş yatırımcı da işte her ay %3-%4 kadar aslında alım gücünün eridiğine şahit oluyor yatay giden bir endeks düzleminde. Sizden bir de bu konuda görüşünüzü rica etmek istiyorum.
Evet, yani alternatif getiri arayışları içerisinde hala Borsa İstanbul üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Çünkü risksiz getiriler enflasyon karşısında yetersiz kalıyor. Sizin de belirttiğiniz gibi son zamanlarda özellikle yani bu jeopolitik gerginliklerin arttığı bir dönemde momentumun düşük, volatilitenin yüksek olduğunu görüyoruz. Geçen sene evet tabiri caizse kendi yağında kavrulan bir Borsa İstanbul BIST endeksi vardı. Çünkü yerli yatırımcı ilgisinin artarak devam ettiği bir ortamda risksiz getirilerin enflasyon karşısında yetersiz kaldı ve tasarrufların azaldığı bir ortamda alternatif getiri arayışları içerisinde Borsa İstanbul BIST endeksi tarafı üst sıralarda alternatiflerde yer almış ve biz geçtiğimiz seneyi yanlış hatırlamıyorsam %196 oranında yükselişle tamamlamıştık ve bunun etkilerinin bence en önemli sebebi enflasyondu. Bu sene öyle olmayacağı bu seneki fiyatlamalardan bence bariz belli. Çünkü geçen sene ne aldıysak gitti mottosu vardı. Bu sene o motto yok. Zaten yeni yatırımcıların da halka arzlardan kaynaklı olarak gelen yatırımcıların da 8,5 milyona kadar yukarı yönlü giden bir pay piyasasında bakiyeli yatırımcı olduğunu biliyoruz. Burada çok fazla geri çekilmeye uzunca bir süredir olmayan bu taraftaki yatırımcılar çok fazla görmedi. Yani halka arz yatırımcıları bunu görmedi. Bir de unutulmaması gereken bence konu şu, bu dönemlerde kredili işlem çok fazla normal şartlar altında yapılmamalı. Çünkü yukarı yönlü giden piyasalarda siz kredi maliyetlerinizi göz ardı edebiliyorsunuz. Ama aşağı yönlü giden piyasalarda maliyetlerinizin üstüne bir de sizin kredi temerrüt faizinizin işlenmesi ve öz kaynağınız da yetersizse zaten otomatikman satış yapmak zorundasınız. O yüzden biraz daha ben buradaki geri çekilmelerin kredi kapatmalarına yönelik olduğunu düşünüyorum. Çünkü hızla yükselen bir kredi tarafı var ve kredi tarafının yukarı yönlü gitmesiyle birlikte geri çekilmelerde daha sert aşağı yönlü tepki veren bir Borsa İstanbul BIST endeksi var. Yani borsada yabancı olmadan yeni rekor kırılır mı? Bu sene itibariyle tekrar kırılabilir. Neden kırılabilir? Çünkü yavaş yavaş da yabancı yatırımcının bu tarafa doğru biraz daha gözlerini açtığını görebiliyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verdiği kararlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği kararlar aslında kredi derecelendirme kuruluşlarının da bizim not görünümümüzü yukarı yönlü revize etmesinden kaynaklı olarak yabancı yatırımcıları biraz daha bu tarafa çekmiş durumda. Zaten Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek geçtiğimiz günlerde orta vadeli programın ardından yaptığı bir açıklama vardı. Yani burada görüşülmedik, yabancı yatırımcı bırakılmayacak gibisinden bir açıklaması vardı. Bu tabii ki piyasaları heyecanlandırabilecek unsurlar arasında yer alırken jeopolitik gerginliklerin etkisi aslında piyasaların gündemine bomba gibi düştü diyebilirim. Belki bu denli iyi bir bilanço döneminin olduğu bir ortamda biz çoktan 9.000'li seviyeleri konuşuyor olacaktık ama risk iştahının düşmesi biraz daha jeopolitik gerginliklerden kaynaklı. Ben bu sene içerisinde tekrar enflasyon temasının daha da artarak devam edebileceği ve Merkez Bankası ya da şöyle söyleyeyim ekonomi yönetiminin aldığı kararlarla birlikte Borsa İstanbul tarafındaki yukarı yönlü hareketin hızlanabileceğini düşünen taraftayım ama bunun için bizim 7.700 seviyesinde tutunmamız gerekiyor. 7.700 seviyesinin üstünde kaldığımız sürece kısa vadeli olarak 8.050 seviyesi, 8.050 seviyesinin üstünde de tekrar bir 8.500 seviyeler test edilebilir diye düşünüyorum. Evet, siz dolar bazında da yakından takip eden stratejistlerden bir tanesiniz. Şimdi 270-280 dolar civarındayız herhalde diye tahmin ediyorum şu an yaptığım hesaplamaya göre. Yani 300 ve üzerine doğru, tabii bu kura da bağlı ama 300'ü üzerine doğru bir yıl sonuna doğru ya da seçimlere kadar olan süreçte bir hareket olabilir mi? Son bir iki dakika içinde o yorumla isterseniz kapatalım sohbetimizi. Evet, özellikle kur tarafındaki yukarı yönlü hareketle birlikte zaten 300 dolarlı seviyelerin olması Borsa İstanbul tarafında yeni rekorların bize olabileceğine dair sinyalleri veriyor. Hani belki bu yerel seçimler, genel seçimler kadar Borsa İstanbul BIST endeksine çok fazla sirayet etmeyecektir ama sonuçta bir yine seçim belirsizliği ufak da olsa fiyatlanabilir diye düşünüyorum. Burada dolar bazında Borsa İstanbul tarafında yıl sonunda 350 ve 375 dolarlı seviyelerin hedef haline gelebileceğini düşünüyorum. Eğer rasyonelite çerçevesi içerisinde açıklamalar devam edip ve o hani biraz önce söylediğimiz bu enflasyon temasının gerçekleşmesi durumunda aslında Borsa İstanbul tarafında ben potansiyelin olduğunu düşünüyorum ve yabancı yatırımcı ilgisi de hani o BIST endeksine dolar bazlı baktığımız zaman bir Evet. geri çekilmelerin olduğu ya da yabancılar cinsinden ucuz olarak gözükürse tekrar Borsa İstanbul tarafında dolar bazlı da bu senenin rekorunu kırabiliriz diye düşünüyorum. Bu senenin rekoru da yanlış hatırlamıyorsam 315 dolarlı seviyelerde yoğunlaşıyordu.
Evet, info yatırım stratejisti Çağlar Toros'a çok teşekkür ediyoruz değerli katılımı için ve böylece dış piyasa programını sonlandırıyoruz. Teşekkürler.